Ama istesem belirli kelimeleri ezberler söylerim yani. Ama an. Söylemiştiniz hocam. Dünyada yüz milyonlarca Arapçayı ana dil olarak konuşan insan var. Hiçbir şey olmuyor yani bu Arapça bilmek. Ya İnşallah. Kardeşim hadi ben bilmiyorum. Mehdi bilmeyecek diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evladım Mehdi diyor. Arapça bilmeyecek diyor. Çok az bilecek Arapçayı diyor. Neden? Sonrasında. Bir hikmet yani Cenab-ı Allah'ın hikmeti. Onun birçok sebebi var. Mesela peygamber efendimizin okuma yazması yoktu. Evet. Yani buna rağmen başarılı kılıyor Allah. Buna rağmen. Mesela Arapçası olmadığı halde Arapça bilen bütün alimlerin üstünde oluyor. Evet. Yani bu bir harika olmuş oluyor. Ona Allah'ın vehbi ilim verdiğinin ispatı olmuş oluyor. Maşallah hocam evet. Çünkü Arapça bilmeden en büyük müceddit ve en büyük müştehit olmuş oluyor. Evet. Bak Arapça bilen bütün alimlerden mesela Arapça grameri su gibi bilen, Kur'an'ı su gibi ezberden bilen, hadisleri su gibi ezberden bilen alimlerin çok 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 üstünde ve fevkinde oluyor. Evet hocam. Arapça bilmemesine rağmen. Evet. Yani bu çok harika bir durum. Allah o aradaki zıtlığı göstermek için yapıyor. Ve vehbi ilmin gücünü göstermek için. Ve hikmet nedir onu göstermek için. Ve Allah Hadi ismine nasıl tecelli ediyor onu göstermek için. İnşallah hocam. Çünkü Mehdi Allah'ın Hadi isminin tecellisi. Hidayet etmesiyle oldu. Mesela konuşur 10 dakika konuşur. Adam muazzam bir imana kavuşur. Yani nedenini bilemez. Yani onun uslubundan, konuşmasından, bakışlarından etkilenir. Yani muazzam bir kişilik değişimine uğrar. Bir anda. Peygamberimizde de öyle oluyordu. Mesela adam geliyor, peygamberimizin gözlerine bakıyor. 3 saniye hidayet akıyor içine. Muazzam iman ediyor. Adam fiziği değişiyor, her şey değişiyor. Yani vücut kimyası değişiyor. Bir şey oluyor adama. Maşallah. Evet. Adama değil mi? Değil mi? Mübareklere. Sahabe şerefine kavuşuyor. 3 saniyenin içerisinde. İnşallah hocam. O kadar başka bir şey yok. Peygamberimiz diyor ki sen diyor aslansın diyor. Hadi git bakayım şeye diyor. Git mücadele. Şimdi tebliğe gideceksin diyor. 3 saniyenin içerisinde sahabe olup sahabe şerefine kazanıp tebliğe gidiyor. Maşallah evet hocam. 3 saniye. Selam aleyküm selam o kadar. Hemen gidin diyor. Bak diyor kafile kalkıyor sen de git diyor hemen diyor. Böyledir. Evet. İnşallah. Ama bazı hocalar çıkar, konuşur, konuşur, konuşur. Cenab-ı Allah diyor, onlar kitap yüklü eşek gibidirler diyor İnşallah Allah. Bak, kitap yüklü eşek gibi. Yani muazzam ezberi var. Muazzam bilgisi ama Allah'ın üzerinde nuru yok. Yani hidayete vesile olamıyor. Hikmet yok. Evet. Samimiyet yok. Yani malum. Evet. Mesela bakanı çıkararıyor. İnşallah. Adama bir şey oluyor. Yani normal imanını kaybediyor adam. İnşallah. Yani imanlı adamın imanını kaybetmesine vesile oluyor. İnşallah. İmanı geri diyor adamın. Yani normalde imanı gelişmesi lazım. Geri diyor. Mehdi de tam tersidir. Adam imansız adam bakar imana gelir. Sohbetinde kemale gelir. Evet. Kısa bir sohbette kemale gelir. İnşallah.